Savaş her şeyi kimsenin gözünün yaşına bakmadan yutup yok ediyordu. Hayatı, işi, hürriyeti. Hatta çocukların bir kaşık çorbasını yalayıp yutuyor, en küçük bir buğday tanesini bile doymak bilmeyen midesine indiriyordu. Ama saklamaya ne gerek var? Savaşla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen, yalnız kendilerini düşünen insanlar da az değildi. Bunların yaptıkları kötülüklerden biz de payımızı aldık. İyice yorgun, dalgın olduğum bir gündü. Sanırım kışın ortasındaydık. Yo, hayır, hatırladım. Kışın son günleriydi. Ama geceleri pencere camları hala buz tutuyordu. Kaç saat geçti bilmiyorum. Evin camına vurulduğu zaman herkes derin uykudaydı. Camı kıracak kadar hızlı vuruyorlardı. ''Tolgonay, uyan, kalk Tolgonay!'' diyordu bir ses. Aliman ve ben korkuyla fırladık yataklarımızdan. ''Ana!'' diye fısıldadı Aliman karanlık odada. Sesinde bir korku vardı ama bir mucize bekleyen insanın heyecanı da vardı. Ah o umut! O hiç sönmeyen ama gerçekleşmeyen korkunç umut. Benim yüreğim de kaygı ve umut karışımı bir heyecanla doldu. Bizimkilerden biri mi dönmüştü yoksa? Gidip yüzümü pencereye yapıştırdım. ''Kim o? Ne istiyorsun?'' ''Tolgonay, çabuk gel. Önemli. Atları çaldılar. Atları çaldılar.'' Aliman gaz lambasını yakarken ben çizmelerimi ayaklarıma çektim. Gocuğumu giydim ve dışarıya çıktım. Kolhozun ahırına doğru koştuk. Epeyce kalabalık toplanmıştı. Başkarma da oradaydı. Hırsızlar üç at çalmışlardı. Ve bunların arasında bizim benekli rahvan atımız da vardı. Ben onu kolhoza vermiştim. Çalınan atlar bizim ekibin en iyi atlarıydı. Onları sabana koşacaktık ve buna hazırlıyorduk. At bakıcısı ot almak için ambara gitmiş. Otu alıp ahıra gelince içerisini zifiri karanlıkta bulmuş. Feneri rüzgarın söndürdüğünü sanmış. Hiçbir şeyden şüphelenmeden feneri yakmış. Ve işte o zaman görmüş ki ahırın üç bölmesi bomboş, atlar yok. O günlerde bir kolhozun saban çekecek üç at kaybetmesi demek, bugünkü değerlendirme ile 10 traktör kaybetmesi demekti. Biraz daha düşünürsek cephedeki her askerden bir dilim ekmek almak gibi bir şeydi. Atlarımızı hemen eğerledik. Bazıları tüfeklerini aldılar ve hırsızları aramaya çıktık. Eğer onları yakalasaydık, yemin ederim ki hiç acımayacak, hak ettikleri cezayı verecektik. Köyden çıktıktan sonra küçük gruplar halinde değişik yönlere saptık. Ben cins bir taya binmiştim. Çevikti, hızlıydı ve deh deyince uçuyordu. Gemini gevşetince kısa bir zamanda ana yolu geçti ve dağlara doğru ilerledik. Bizim gruptan iki atlı daha geliyordu peşimden. Bir ara dönüp baktım ki yok olmuşlar. Başka yöne mi dönmüşlerdi yoksa ben mi yolumu şaşırmıştım. Ay ışığı pek zayıftı ve 20 adım ileride her şey karanlığa gömülüyordu. Fazla üzerinde durmadım. Zaten o sırada hırsızları yakalamaktan başka bir şey düşünmüyordum. Öyle öfke ve sıkıntı verici bir olaydı ki, bindiğim atın beni nereye götürdüğünü bile düşünemiyor, anlayamıyordum. At, derin bir yarım başına gelip birden durdu. Orası dağların eteğiydi. Ay, dorukların üzerinde yavaş yavaş ilerliyor, yıldızlar pek cılız görünüyorlardı. En ufak bir ışık, bir parıltı yoktu çevrede. Alçaklarda hafif bir rüzgar, çalıların kuru yapraklarını hışırdatarak ve yeri yalayarak esiyordu. Oralarda bulunan eski ve yarı kerpiç bir mezarın üzerine baykuşlar tünemişti. Biraz dolaşıp pek dik olmayan bir yerden dere yatağına kadar indim. Oralarda da bir ses duyulmuyor, bir şey görünmüyordu. Yalnız ürken bir tilki sazlıkların arasından fırlayıp çıktı. Ay ışığında gümüş gibi parlıyordu. Başka hiçbir şey yoktu çevrede. Atın başını köye doğru çevirdim ve dere boyunca ilerledim. Giderken bazı olayları, bazı söylentileri hatırladım. Bizim köyden Cenşenkul adında biri askerden kaçmış. Kendisi gibi kaçak iki arkadaşıyla birlikte Sarı Vadi'ye gelmişler. Orada orman içinde saklanıyorlarmış. Herkesin başı dertte, herkes can derdindeyken bir insan kendi canını nasıl kurtarabilirdi? Birileri savaşta çarpışıp canlarını feda ederken başka birilerinin de yan gelip yatmaları mı gerekirdi? Bir insanın bu kadar alçalabileceğini aklım almıyordu. Böyle düşünüyordum ama birden irkildim. Herkesin birbirini bir elin parmakları kadar yakından tanıdığı bir köyde at hırsızlığına kim cesaret edebilirdi? Hem bir at, hele üç at. Yakanın arkasına iliştireceğin bir iğne değildi ki.
Demek ki hırsızlar dışarıdan gelmişlerdi. Herhalde şu sıralarda kurtlar gibi bozkıra ya da dağlara doğru kaçıyorlardı. Eğer Cenşenkul gerçekten bir asker kaçağı ise idamını kendi eliyle imzalamış demekti. Hem sonra onun kaçak olduğuna dair kesin kanıt da yoktu. Bugüne kadar onu bir gören olmamıştı. Kesin kanıt olmadan hırsızlıkla suçlayamazdık. Bu üç at, iki soklu, iki bıçaklı bir sabana koşulacaktı. Daha genç atların hepsini gözden geçirdikten sonra bu üç atı istemeyerek bir takım yapmıştık. Öbür sabanların her biri için dörder tay ayırmıştık. Taylara yazık olacaktı ama başka çaremiz yoktu. Ekim zamanı geldi ve başka her şeyi unuttuk. Hırsızları da, cenneti de, cehennemi de, kaderimizi de. Sanırım o bahar hayatımın en güç, en sıkıntılı geçen baharı oldu. Bunda kolhoz çalışanlarının hiçbir suçu, kusuru yok. Herkes istekle çalıştı. Elinden geleni yaptı. Ama karınları aç olunca iş yapacak güçleri kalmıyordu ki. Artık bir günde yapılacak bir işi ancak bir haftada bitirebiliyorduk. Bu yüzden ekim işini zamanında yapmak mümkün olmuyordu. İşin çok kötü bir yanı daha vardı. Kolhozda ekilecek tohum kalmamıştı. Bir dene bile bırakmadan tohumlukları toplamıştık. Tohum ambarlarını tam takır etmiştik. Bir gram yemeklik bırakmamak pahasına bizim ekibin ekim planını gerçekleştirebilmiştik. Ama nasıl? O ekim günlerinde neler yaptığımız, nasıl yaşadığımız anlatılır gibi değil. Aklımı fikrimi başımdan alan bir çalışma, bir yaşama oldu o. Günlük çalışmalarımızın bedeli olan yiyeceği alamıyorduk. O güne kadar bizi kıt kanaat besleyecek buğday ve erzak sandığında bir avuç yiyecek bile kalmamıştı. Ne yapacaktık? Başımızı alıp yollara düşemez, hiçbir yere gidemezdik. Belki sonbahara kadar dayanır, kışın ayakta kalmaya çalışırdık. Ya sonra? İlkbahar gelecekti. Bu aç, güçsüz insanlardan bir kat fazla iş, bir kat fazla gayret isteyecektik. Çalışmamak ise olacak şey değildi. Gece gündüz kafamda planlar geliştiriyordum. Sonunda bir karara vardım. Anıza bırakılan küçük bir tarlayı da sürüp ekmek ve ürünü aileler arasında paylaştırmak. Bu konuda başkarmanın fikrini aldım. Sonra ilçe merkezine kadar giderek kolhoz planını uyguladığımızı, şimdi de kendi imkanlarımızla kendimiz için karnımızı doyuracak ürünü almak, açlıktan kırılan ailelere yiyecek bulmak için bir anıza ekmek istediğimi anlattım. Dinleyenlerden biri masadan başını kaldırıp bağırdı. Stalin'in kolhozlar için koyduğu kurala ihanet ediyorsun. Ben de patladım. Canı cehenneme o kuralın. Biz açlıktan kırılırsak sizi kim besleyecek? Peki, söylediğini yaparsan seni nereye sürerler biliyor musun? Biliyorum. Düşündüğün bu ise hiç canını sıkma sen. Ama şunu da unutma. Cephedeki asker için buğdayı kim ekecek? Mırıldanmalar, tartışmalar oldu. Konuyu bölge merkezine danışmaya karar verdiler. Kısacası sonunda benim önerimi kabul ettiler ama altını çizerek sorumluluk tamamen sana ait demeyi de unutmadılar. Benim için mesele sorumlulukta değil, tohum bulmaktaydı. Tohum olarak ne varsa ekilmiş, bütün kolhozda bir avuç tohumluk kalmamıştı. Nereden tohum bulurum diye gün boyu, geceler boyu kafa yordum. Sonra ekibimin genç yaşlı bütün çalışanları ile aile toplantısı diyebileceğim bir toplantı yaptım. Bu işin üstesinden nasıl geleceğimizi iyi düşünelim, dedim onlara. Bugüne kadar ektiğimiz tarlalardan kaldıracağımız ürünlerden elimize bir şey geçmeyecek. Bunu böylece bilin. Ürünün hepsi cepheye ayrılacak. Az bir şey kalırsa o da tohumluk olacak. Ama şimdi biraz tohum bulursak onu kendimiz için ekebileceğiz. Sonunda kalabalık ailelere, ihtiyarlara, yetimlere yiyecek yardımı yapabileceğiz. Eğer bana güveniyorsanız ben de bütün sorumluluğu üzerime alırım. Şimdi öyle bir durumdayız ki söylediğim tarlayı ekmek için herkes en kıymetli hazinesini vermek zorundadır. Heybelerin, çuvalların dibinde kalan birkaç avuç buğdayını herkes verecektir. Bana kızmayın. Küçücük ve hiç doyurmayan lokmalarımızı daha da küçülteceğiz. Ve belki açlıktan karnımız kazınacak. Ama hasat zamanına kadar süt içerek ayakta kalabiliriz. O zaman bir vermişsek 100 alacağız. Hadi, son bir gayret daha dostlarım. Sıkın dişinizi. Kendiniz için, çocuklarınız için bu fedakarlığı, bu kahramanlığı gösterin. Bir ana olarak söylüyorum ki hiç pişman olmayacaksınız.
Ekim mevsimi geçmeden bana yardım edin. Toplantıda herkes bana hak vermiş, destek vermişti. Ya da ben öyle anladım. Ama bu kararı uygulamaya geçince kolaylık görmek şöyle dursun, korkunç bir mücadele başladı. Benim için en güç olanı, çok çocuklu aile analarının sokakta bas bas bağırarak her şeye lanet okumalarıydı. Savaşa da, yaşadıkları hayata da, çocuklara da, kolhoza da, bana da lanet okuyorlardı. Her şeye rağmen yürekleri parça parça olsa da hemen hemen hepsi varını yoğunu verdi. Kimisi 10 kilo, kimisi bir avuç. Biliyordum, görüyordum ki son yiyeceklerini veriyorlardı. Ve ben de tereddüt etmeden alıyordum. Hepsini alıyor, avuç avuç çuvallara dolduruyordum. Arabayla ev ev bütün köyü dolaştım. Yalvardım, yakardım, bağırıp çağırdım. Ve ellerinde ne varsa aldım. Bu çok zor işi yaparken bir tek düşünce bana teselli veriyordu. Sonbaharda hasadı kaldırdığımız zaman bir avuç buğday verenlerin en az 20 kilo buğday alacak olmaları. O günlerde sevgili komşum Ayşe'ye nasıl davrandığım da hiç aklımdan çıkmıyor. Ayşe hastalıklı bir kadındı. Kocası Caman Bay savaştan önce ölmüş ve o da genç yaşta dul kalmıştı. Akrabası yoktu, hastaydı ve biricik oğlu Bektaş'ta oturuyordu. Ağrılardan kıvranmadığı zamanlarda kolhoza ya da sebze bahçesine gider çalışırdı. Bir ineği de vardı. Oğlunu büyütüyor, kıt kanaat geçinip gidiyordu. Bektaş henüz çocuk olmasına rağmen çalışmaya başlamıştı ve çalışkan, iyi bir insan olacağı anlaşılıyordu. O gün tohumluk buğdayı Bektaş'ın kullandığı araba ile topluyordum. Onların evi önüne gelince Bektaş'a sordum. "Bektaş, sizde de biraz buğday var mı?" "Çok az, pek az bir şey," dedi çocuk. "Hadi, git getir onu." "Yoo, Tolgonay teyze, lütfen siz kendiniz gidip alın." Ayşe o günlerde pek iyi değildi. Bir keçe üzerine oturmuş, beline kalın bir şal dolamıştı. "Ayşe, buraya herkesin yaptığı fedakarlığı senden de istemeye, vereceğim buğdayı almaya geldim," dedim. "Elimizde avucumuzda ne varsa işte orada," diye bana sobanın arkasında duran bir çuvalı gösterdi. "Neyin varsa ver Ayşe. Yemek yutmak için istemiyorum bunu. Tarlaya ekmek için istiyorum. Tarla hazır, ekilmeyi bekliyor. Hadi Ayşe, ne olur beni geciktirme." Dudaklarını sıktı, başını eğdi ve hiçbir şey söylemeden öylece durdu. Lanet olası o kıtlık ne hallere düşürüyordu insanları. "İyi düşün Ayşe, orada bulunan buğday sana kaç gün yeter? 10 gün, bilemedin 15 gün. Sonra kış gelecek, bahar gelecek. Düşün, ben bu buğdayı oğlun için istiyorum. Kendisi de dışarıda arabayla bekliyor." Gözlerini bana çevirdi ve yüzüme yalvarırcasına baktı. "Eğer verecek bir şeyim olsaydı vermek istemez miydim? Beni bilirsin Tolgunay, senin komşunum." Az daha yalvarmasına, o acıklı haline dayanamayacaktım. Ama kendimi çabuk toparladım. "Seninle komşun olarak değil, ekip başı olarak konuşuyorum Ayşe. O çuvaldaki buğdayı halk adına istiyorum. Halk için alacağım." Kalktım ve çuvalı aldım. Ayşe bakışını başka tarafa çevirdi. Çuvalda 7 kilo has buğday vardı. Hepsini almak istedim ama gönlüm el vermedi. Yarısını elimdeki kovaya boşalttım ve sonra ona, "Görüyorsun ya Ayşe, yalnız yarısını aldım. Bana darılma," dedim. Bana döndü. Gözlerinden akan yaşlar çenesine kadar süzülüyordu. "Ah ah, keşke o çuvalı hiç açmadan yerinde bıraksaydım. Ne bilirdim sonunun ne olacağını." 2 büyük çuval buğday toplamıştık. Bunları kalburdan geçirmiş, tozdan topraktan arındırmıştık. Tohumları tarlaya kadar kendim götürdüm. Aslında o gün götürmesem de olurdu. Ama tarlanın sürülmemiş az bir yeri kalmıştı. Orasının da sürülmesini, ekme işini bir an önce bitirmemizi istiyordum. Buğdayı elle ekecektik. O yüzden de yarın daha gün doğarken tarlada olmalıydım. Her şey hazırdı ve planladığım gibi oluyordu. Akşam eve döndüm. Ama evde neden bilmem içim sıkılmaya başladı. Yerimde oturamıyor, huzursuz bir şekilde dolanıp duruyordum evin içinde. Gündüz Bektaş'a ve başka bir çocuğa arabadan tapanları alıp tarlaya götürmelerini söylemiştim. Ne de olsa çocuktular. Verdiğim işi yapıp yapmadıklarından emin değildim. Onun için Aliman'a, "Bakalım çocuklar ne yapmış, bir göreyim," dedim. Ve atıma atlayıp gittim.
Köyden çıkar çıkmaz dört nala sürmeye başladım. Az sonra hava kararacaktı çünkü. Tarlaya varınca ne göreyim? Öküzler sabana koşulu olarak tarlanın ortasında duruyor ama yanlarında hiç kimse yok. O azıcık yeri sürüp bitirmesi için orada olması gereken çocuğa çok kızdım. Tarlayı sürmekten yorulan hayvanlar ağır boyunduruk altında öylece bırakılır mıydı hiç? Baksana ne yapacağım ben, diyordum içimden. Onu aramak için tarlaya sürdüm atımı. Bu defa arabayı devrilmiş, tapanları gelişi güzel atılmış gördüm. Orada da kimsecikler yoktu. ''Hey, çocuklar, neredesiniz? Cevap verin bana!'' diye bağırdım. Sesime ses veren olmadı. Başka bir ses, bir kımıltı da yoktu. Ne olmuştu bu çocuklara? Nereye gitmişlerdi? Korkuya kapıldım ve kulübeye doğru koşturdum atımı. Orada attan indim. Bir kibrit çakıp içeri baktım. Ne göreyim? Çocuklar yere yatmış, çırpınıp duruyorlar. Dövülmüşler. Yüzleri gözleri kan içinde. Elbiseleri yırtılmış. Elleri ayakları bağlı. Ağızlarına paçavra doldurulmuş. Önce Bektaş'ın ağzındakileri çıkardım ve sordum. Tohumlar! Nerede tohumlar? Diye gürledim. Kendimin bile tanıyamadığı bir sesle. Çaldılar! Bizi dövdüler! Diyebildi hırıltılı bir sesle. Aynı anda başıyla hırsızların gittiği yönü gösterdi. Bundan sonrasını pek iyi hatırlamıyorum. Yalnız şurasını iyi biliyorum ki ben hayatım boyunca o geceki gibi at koşturmadım. O geceki gibi bir atı çatlatırcasına sürmedim. Mezar kadar karanlık olsa da gecenin bir önemi yoktu artık. Evimi yaksaydılar, her şeyimi alsaydılar da tohumlara dokunmasaydılar. Sonbaharda hasattan sonra ambardan 10 çuval buğday çalsalar ona da razıydım. Fareler de taneleri kemiriyor, çoğunu da alıp götürüyordu zaten. Ama bu tohumları, bütün umudumuzu bağladığımız ve sonbaharda ambarımızı dolduracak bu buğdayı çalan adamı yakalasam kendi elimle boğardım. Hırsızların kaçtığı yöne doğru sürüyordum atımı. Az sonra onları fark ettim. Atlarının taşlara çarpan nallarından kıvılcımlar çıkıyordu. Hırsızlar çuvalları bindikleri ata önlerine yüklemişlerdi ve dağlara doğru gidiyorlardı. Onları görür görmez bağırmaya, yalvarmaya başladım. ''Bırakın çuvalları, onlar tohumluk, tohumları bırakın, bırakın!'' Dönüp bakmıyorlardı bile. Ama aramızdaki mesafe hızla kapanıyordu. İçlerinden biri, en kenardan olanı rahvan giden bir ata biniyordu. Onu hemen tanıdım. Bizim rahvan atımız idi o. Adımlarından, ön ayaklarının sekilerinden de tanıyordum onu. ''Dur, dur tanıdım seni!'' Cenşen kulsun sen. Cenşen kul. Artık elimden kurtulamazsın. Dur. Gerçekten Cenşen kul idi o. Ötekilerden ayrılıp atın başını çevirdi ve üzerime doğru gelmeye başladı. Sonra birden bir ışık parladı. Hemen ardından bir patlama duyuldu. Atımdan düşerken tüfekle ateş edildiğini anladım. Ama yine de atın ayağı sürçtüğü için düştüğümü sandım. Kendime geldiğim zaman her tarafım ağrılar içindeydi. Bütün sırtım ateş gibi yanıyordu. Başımdan sızan kan ensemde pıhtılaşmıştı. Hemen yanı başımda yatan at ise can çekişmekteydi. Ayaklarını kımıldatıyor, son bir gayretle kalkmaya çalışıyor ama yavaş yavaş bütün gücü tükeniyordu. Son bir defa göğsünü parçalar gibi iç çekti. Sonra başı kas katı arkaya düştü. Ve bir daha ne kımıltı ne de bir ses. Şimdi her şey sessizdi. Ölen de, yaşayan da. Bir süre daha kımıldamadan yattım. Kalkmaya, doğrulmaya çalışmadım. Hiçbir şey gözümde değildi artık. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Hayatın da anlamı yoktu. Nasıl ölsem, kendimi nasıl öldürsem diye düşünmeye başladım. Eğer yakınımda bir uçurum olsaydı, kenarına kadar sürünür, sonra baş aşağı atardım kendimi. İnsanların yüzüne nasıl bakacaktım ben artık? Gökyüzünde saman yolunu gördüm. Saman yolu bana Ayşe'nin gözyaşlarını hatırlattı. Gözlerinden çenesine kadar süzülen gözyaşlarını. Neden sonra kımıldadım. Önce dizlerimin üzerinde, sonra ayaklarımın üzerinde durdum. Titriyor, sallanıyor, utançtan aşağılanmış olmaktan ve umutsuzluktan hıçkırıklar içinde yine çöküyor, kargışlar okuyarak bağırıyordum. Bin kere lanet sana Cenşen kul. Savaş kanında boğulursun inşallah. Seni ölenler kargısın. Çocuklar kargısın Cenşen kul. Bütün lanetler üzerine yağsın.
Ağlamaktan, bağırmaktan yığılıp kaldım olduğum yerde. Sonra ayak sesleri duydum ve çağrıldığımı işittim. ''Tolgonay teyze, Tolgonay teyze neredesiniz?'' Bektaş'ın sesini tanımıştım. ''Buradayım'' deyince soluk soluğa geldi. Diz çöküp başımı kaldırdı. ''Neyiniz var Tolgonay teyze? Yaralı mısınız?'' ''Hayır Bektaş, fena düştüm. Ama atım bir kurşunla öldürüldü. Bu o kadar önemli değil.'' dedi. ''Şimdi size yardım ederiz.'' Sonra sevincini belli eden bir sesle ekledi. ''Atın eti boşa gitmez. Her aileye bir parça düşer.'' Çocuklar beni arabaya bindirip eve getirdiler. Tam 3 gün yattım. Ağrılardan bir o yana bir bu yana dönüp durdum yatağın içinde. Sırtımdaki ağrılar hiç dinmiyordu. Bugün bile kötü havalarda o ağrıları duyarım. Hasta yattığım günlerde pek çok kişi ziyaretime geldi. Geçmiş olsun dediler. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle de tohumluğu yitirmiş olmamla ilgili en küçük bir imada bulunmadıkları için teşekkür ediyorum onlara. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Şüphesiz bütün bu olanların beni ne kadar üzdüğünü çok iyi anlıyorlardı. Boşa çıkan çabalarımızı, sürülüp de tohumsuzluk yüzünden ekilemeyen tarlayı, gözü yaşlı çocukların elinden aldığım ve o rezillere ganimet olan buğdayları düşündükçe yüreğim tarifsiz acılarla doluyor, gözlerim kararıyor, başım dönüyor. Evet Tolgonay, ama yalnız sen değildin o acıyı çeken. Ben de çok acı çektim. Yaz boyunca o çıplak tarla beni deşilmiş bir yara gibi yaktı. Uzun zaman acılarım dinmedi. Tarlaları ekinsiz bırakmak, benim kanımı boşaltmak demektir Tolgonay. Savaş süresince nice nice tarlalar ekinsiz kaldı. Benim en büyük düşmanım savaş başlatandır. Haklısın Toprak Ana. Oğlum Maysal Bek ne diyordu mektubunda? Evet Tolgonay, hatırlıyorum. Evet Toprak Ana, ikimiz de unutmuyoruz. Bugün ölüleri anma günü. Bugün yine her şeyi hatırlıyoruz. Hatırlayalım Tolgonay. Maysal Bek yalnız senin değil, benim de çocuğum idi. Toprağın çocuğuydu. O mektubu tekrar oku bana Tolgonay. Köydeşlerim beni ziyarete geldikleri zaman başıma gelen o olaydan söz etmemeye büyük dikkat gösteriyor, sadece günlük işlerden, havadan, sudan söz ediyorlardı. Bana acıdıkları için böyle davrandıklarını sanıyordum. Acıdıkları için de ama bunun bir başka sebebi daha varmış. Bunu daha sonra anladım. Onlar başıma geleceği, beni neyin beklediğini biliyorlarmış. Bir gün komşum Ayşe de kısa bir ziyaret için eve geldi ve bir kase taze tereyağı getirdi. Onu kapının eşiğinde görünce utancımdan yerin dibine batacaktım neredeyse. Yatağımda doğrulmuş, ne yapacağımı ne diyeceğimi bilemiyor, sessizce duruyordum. Söze o başladı. Tolgonay, başına gelenleri düşünüp hiç canını sıkma. Beni de davranışımdan dolayı bağışla. Sana zerre kadar kırgın değilim. Eğer gerekirse bilesin ki senin için hiç tereddüt etmeden canımı bile veririm. Bektaş artık iki eve de destek verecek bir delikanlı oluyor. O seni çok seviyor Tolgonay. Benden çok seni seviyor. Artık inanıyorum ki adam olacak, hayatı anlayacak. Sağ ol Ayşe dedim. Bu güzel sözlerin için sana çok teşekkür ederim. Ertesi sabah kendimi daha iyi hissettim ve kalkıp avluya çıktım. Ev işlerinin ne durumda olduğunu anlamak istedim. Ama çok çabuk yoruldum ve pencerenin dibine oturdum. Böylece biraz güneşleneyim, temiz hava alayım istedim. Aliman da evdeydi ve avluda çamaşır yıkıyordu. Ona kolhoz işine gitmesini söyledim. Ama başkarmanın izin verdiğini ve beni yalnız bırakmamasını tembih ettiğini söyledi. O bahar, Suvankul'un kendi eliyle dikip yetiştirdiği elma ağacı öyle güzel, öyle çok çiçek açtı ki, sanırsınız yeni güç kaynaklarına başvurmuş, gençleşmiş, yeniden güçlenmiş o büyük elma ağacı. Bahçelerin çiçeklenme döneminde hava çok temiz olur. Gökyüzü açık, ufuk geniştir. Her şey güzeldir. Oturduğum yerden işte o güzellikleri seyrediyordum. İşte bu sırada emektar postacımız Temir Şal geldi yanıma. ''Selamün aleyküm Tolgonay, nasılsın?'' dedi. Biraz telaşlı, biraz huzursuz görünüyordu. Sık sık öksürüyor, geçen hafta soğuk aldığından söz ediyordu. Böyle konuşurken çantasını karıştırdı. ''Sana da bir mektup var galiba.'' dedi. Çantadan mektubu çıkarırken pek soğukkanlı davranması, önem vermiyor görünmesi biraz canımı sıktı doğrusu. ''Deminden beri niçin söylemiyorsun? Kimden geliyor?'' dedim. ''Maysal Bek'ten galiba.'' diye kekeledi. Sevincimden olacak, mektubun her zamanki gibi üçgen katlanmamış olduğunu birden fark edemedim. Kalınca beyaz bir zarfın içinde
daktilo ile yazılmış bir mektup idi bu. Yine o sırada komşumuz eski asker Pek Tursun geldi koltuk değneklerine dayanarak. Bacağından yaralanmıştı ve yarası günden güne daha çok acı veriyordu. Bazen bize uğrar birkaç dakika sohbet ederdik. Pek Tursun selam verip yanıma sokuldu. Zarfı elimden aldı ve Maysal Bek'ten geliyor dedi. Hadi okusana, ellerin niye titriyor diye bağırdım. Hadi ayakta durma, otur da oku şu mektubu. Ayağını güçlükle uzatıp keçenin üzerine oturdu. Yaralı bacağını bükemiyordu. Parmakları titreye titreye zarfı açıp mektubu çıkardı ve okumaya başladı. Ah yavrum, sevgili oğlum, daha ilk satırda anladım seni.